için ya. Arkadaşlar Sebio'yu alkışlarla buraya burada alıyoruz. Yapıyoruz. Gel gel. Gel. Büyük alkışlarla alıyoruz bugüne kadar. Etsin. Yani. Bana değil. Ben ne oldu anlamadım. Yani bir anda filmimizin, nişan filmimizin içeriğine de uygun bir hareket yapıyoruz şu anda. Geçemiyor. Evet, geçemiyor. Vazgeçtik Sebio. Otur yerine. Bir yere gel, bir yere gel. Bir yere gel gerçekten de. Bir evlenme teklifi alalım. Bana zorlaştırdı. Ya. Ne? Neyse biz aramızda. Vallahi etmedi evlenme teklifi. Gerçekten mi etmedi evlenme teklifi? Vallahi bir anda bir nişan oldu falan öyle. Anlamadım ben. Bir katakulliye getirdi beni. İçine oturmuş, kaçın. İçine oturmuş. Senin şarkı sözlerinden reklama gitmeden önce şarkı sözlerinden. Evet. Camdan kalp. Sen gittin yastığımda kokun misafir kaldı. Evet. Yak gel çok güzel şarkı. Gerçekten de yak gel bildiğin ne varsa. Yak gel. Bir dakika, bir dakika. Erdal abi devam et. Aa. Ama bu program bir bütün yani bunu böyle. Kulak yok dedim. Olur mu abi? Hayır hiç. Olur mu abi beton lütfen? Kulak yok. Ses yok. Erdal abi yapan. Bayağı sinirli bir şey. Ne demek kardeşim benim bunu nasıl ya? Ben bu saçlarda nasıl söyleyeyim bunu yani? Peki benim için üzülme. Gözlerinden önemli. Benim için üzülme. Bu da Funda'nın yalan dünyası galiba. Şarkının sözlerini dedik ki bu şarkıların sözlerini. Bir kız arkadaşımızı gönderdik. Dedik ki yolda reklamdan sonra. Ama niye ben burada bu konunun altını hazırladım deminden. Deminden beri uğraşıyorum ben buna. Hiçbir zamanımız yok bunu yayın. Aa. Bak hiçbir şeye kızmadım. Erdal abinin şu gülüşüne beni maruz bıraktınız. Adam anlatıyor. Reklam diyor ya. Reklamdan sonra da ben yayınlamam. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Ağzına sağlık orkestraya da büyük bir alkış alalım. Ayta Hanım. Efendim. Efendim. Duyabiliyor musunuz Ayta Hanım'ın sesini? Biraz sesleri açalım arkadaşlar. Biraz açalım. Ayta'cığım. Filmin efendim. Aslında Ayta'dan sen biraz bahset. Filmin müzikleri de Ayta'dan geldi değil mi? Doğru mu? Şarkıları 3 aşağı 5 yukarı senaryo sürecinde ben seçtim ama çoğunu Ayta söyledi. Demet'le beraber söyledikleri şarkılar var. Ama zaten herhalde beni hissederek seçmiş. Bütün hepsi sevdiğim şarkılardı. Evet. Ferdi Özbeyen'den var herhalde. Büklüm Büklüm evet onu okuduk. Of çok güzel. Dilek şey Taşı var. Gülden Karaböcek var. Dilek Taşı var. Dilek Taşı var. Kim Bilir var. Evet. Demet Akalın'ın şarkısı var. Bir ufak bir Gülden Karaböcek senden bir ufak alsak mı acaba ya? Ha, bir gerçekten. Olur mu? Hangi orkestra eşlik eder? Hangi orkestra eşlik eder? Var mı böyle bir şey? Yapabiliyor muyuz böyle bir şey? Yani valla. İki orkestra da girsin bakalım. Bakalım ne çıkacak diye. Mikrofonu, kırmızı mikrofonu alabilirsin. Dilek Taşı değil mi? Dilek. Bu arada Ayta tırnaklarıyla bugüne kadar gerçekten de yani... annen de şey demiş herhalde okuduğum bilgilerde var. Beyaz Şov'a bir gün çıkarsan mı? Beyaz Şov'a çıktığın günü görelim mi? Şey, herhalde öyle bir sohbet var. Ya ilk oynamaya başladığım zaman tabii ki kendini göstermek istiyorsun ailene. Anneme diyordum ki işte şu dizide oynuyorum falan. O da diyordu ki bütün ünlüler beyaza çıkıyor. Evet. Beyaza çıktığım gün ünlü olduğuna inanacağım dedi ama rahmetli göremedi. Estağfurullah. Aa, başın sağ olsun. Rahmet. Olsun bir şey değil. Muhakkak bir yerden izliyordur. Rahmetli alalım. R okurum herhalde Batı R Dilek Taşı'nı. Çok güzel.
gözümde canlanır koskoca ağzım. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsen de hazır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsen de hazır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Ağzına sağlık. Var mıydı hayran olduğun kimse eskiden, yani hala devam eden? Yani oyuncu olarak mı, şarkı? Yok, şarkıcı olarak. Şarkıcı olarak bir Gönül Akkor hayranıyım. Gönül Akkor. Yani inanılmaz hayranıyım. Evet. Çok hayran olduğum insanlarla da yan yana gelme şansı elde ettim. Sezen Aksu ile birlikte sahneye çıktım. Galiba heyecanlandım ben şu an. Hep bu senin yüzünden. Bu arada dizdeki oyunculuğun da harikaydı. Gerçekten. Yani çok teşekkür ederim. Evet. O da bir ara bulucu lazımmış dizide. Tam o araya bir denge lazımmış. O denge olmuşsun yani orada. Teşekkür ederim. Sen hangi dizide? Dizi diye mi? Ekibi bulurken zorlandın mı? Ekibi seçerken yani. Yazdım belki. Ya, aklında mıydı yazarken? Senaryoyu yazdım. İşte önce Engin'le Demet biliyorlardı senaryo yazılmadan önce. Önce böyle bir tretman yazdım. Hikaye 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Karakter belliydi. İlk Engin'e anlattım. Dedi ki ya bu çok güzel geliyor kulağa, buradan yürüyelim, sen bunu yaz. Sonra biz 10 yıldır falan Ozan'la film yapmaya çalışıyoruz. Ozan'a anlattım. Dedi ki böyle bir hikaye, işte böyle bir çatışma, böyle bir adam falan. Aa çok güzel, ne olur Gülse bunu yaz çekelim dedi. Ben hiç Demet'le tanışmamıştım o zamana kadar. Ozan, Demet, ben bir araya geldik. Demet Evgar'la hiç tanışmamış mıydın? Tesadüf tanışmamışız, hiç karşı karşıya gelmemişiz. Demet, Ozan, evet, ben bir yemek yedik, onu da anlattım. O da ben muhtemelen varım dedi. Ozan'ı, Engin'i, Demet'i böyle sırtımda hissedince ben de oturup böyle 3-5 ayda yazdım. Evet, ve yani gerçekten acayip sağlam, hı, sıkı bir kadro. Yani hani bu ama sonra senaryo bitti. Karakterlerin yanlarına hayalimdeki oyuncuların isimlerini yazıp öyle yolladım. Yapımcıya, işte yönetmenine. Bunlar olursa birebir herkes oldu. O hayalimdeki kadro hiç aksamadan oldu. Onun için çok şanslıyım. Evet, yani gidip filmi izlediğiniz zaman o uyumu da gerçekten de göreceksiniz. Çünkü bazen izleyince, evet, yani bir zorlama şeyler bir hissettiriyor. Funda, sen ister miydin hiç oyunculuk yapmayı bir dizide, herhangi bir yerde? Ben de komedi yapmak isterdim. Ben, insanlar bunu söyleyince biraz şaşırıyorlar. Evet, gerçekten şu an hepimizin ağzı açık kaldı. Çünkü bunu hiç komik vallahi söylemedin yani bayağı. Ben de komedi yapmak isterdim. Gerçekten. İsterdim vallahi komedi. Gelmedi mi hiç teklif, bir oyunculuk teklifi? Oldu, oldu. Dizi olarak oldu, geliyor ama benim hep gönlüm komedide niyeyse. Zor iş ama. Zor iş, evet, ha? Biliyorum elbette. Ama abi, ucundan kıyısından böyle minnak falan bir şey belki olursa. Erdal abi, ne diyorsun? Komedi kolay iş değil yani. Hani hiç yani komik, komedi değil de zor, dram da zor. İş biraz zor yani. Zor görene zor. Kolay görene kolay. Evet ama yani zor görürsen iyi şeyler oluyor, kolay muhakkak görürsen pek. Fatih, sen olmuyor, ikisini de oynuyorsun. Ne diyorsun? Vallahi zor yani, ikisi de zor bence de. Allah. İkisinin zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Hangisi kolay diye söylüyor ya da hangisi daha zor diye. Yani komedi yapmak benim için birazcık daha böyle kanımda var gibi hissettiğim için biraz daha rahat oluyorum. Ama Vatanım Sensin'de de çok acayip bir şey yapıyorsun şu anda yani. Çok da hoşuma gidiyor. Ya Vatanım Sensin'de öyle bir yerdesin ki böyle senin orada olman şey oluyor.
abi tamam bizimki orada ya. Yani onu, güven duygusu. Evet, güven duygusu yani. Çok önemli bir duygu yani onu hissettirmek. Çok mutluyum yani gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.